Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Japonya'da meydana gelen deprem sonrasında açıklamalar geldi, yaralı ve hasarların çok olduğu açıklandı. Başbakan Yoshihide Suga, pazartesi sabahı itibariyle deprem nedeniyle herhangi bir ölüm bildirilmediğini söyledi. Ancak eyalet yayın kuruluşu NHK'ye göre 100'den fazla kişi yaralandı. Deprem, Fukushima bölgesinde neredeyse 1 milyon haneyi elektriksiz bıraktı ve yolların kapatılmasına ve tren seferlerinin askıya alınmasına neden oldu. Bölgede yaşayanlar artçı sarsıntılara hazırlanırken, bölgede meydana gelen heyelan Fukushima eyaleti boyunca uzanan bir ana arterin ulaşıma kapanmasına neden oldu. Japonya'nın meteoroloji servisi depremin büyüklüğünü ilk başta 7,1 olarak değerlendirmesinin ardından 7,3 olarak revize etti, ancak tsunami tehlikesi olmadığını söyledi. Deprem, 2011'de Japonya'yı adeta savaş alanına çeviren ve 16 binden fazla insanı öldüren 8,9 büyüklüğündeki çok daha güçlü deprem ve tsunami'nin bir hatırlatıcısı olarak yorumlandı. Fukushima'daki müteakip nükleer felaketten sonra, 164 bin kişi tesisin çevresinden kaçtı veya tahliye edildi. Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde profesör olan Takashi Furumura, bu büyüklükteki bir depremi 2 veya 3 gün içinde benzer ölçekte başka bir depremin takip edebileceği konusunda uyardı. Bir basın toplantısında konuşan meteoroloji ajansı yetkilisi Noriko Kamaya, sakinlerin önümüzdeki günlerde 6'ya kadar güçlü artçı sarsıntılara hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.